Mantıklı geliyor bana ya. En azından herkes cebinde taşıyacağını 5 lira. Sen şu an 5 liranın bir değeri de kalmadı. Paramız olmadığından dolayı sıkıntı yok ya. Bence Recep Tayyip Erdoğan'ın basılması gerekiyor yani. Bu aynı şekilde Atatürk'ün resmi devam etmeli. Çünkü başka paranın arkasında olmayı hak eden bir isim yok Türkiye'de. Ziraat Bankası eski müdürü Emsin yaptığı açıklamaya göre 5 liralık madeni paralar ve 500 liralık banknotlar basılabilir. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak bugün halkımıza bunu sorduk. Bakalım ne cevaplar almışız. Biliyorsunuz ki eski Ziraat Bankası Başkan Yardımcısının açıklamalarına göre 500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para birimi çıkartılacak. Bunun hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Normal çıkabilir yani. Şu anda enflasyon %500'den fazla. %100 değil yani. %500 her gün zam, her gün zam, her gün zam. Yani 500'lük değil 1000 lira da çıkar yakında yani. Çıkabilir yani. Peki efendim, normal. Sizce 500 liralık banknotun ve 5 liralık maden paranın arkasında kimlerin resmi olmalı? Atatürk'ten başka bir şey kimse olmamalı yani. Atatürk olmalı, memleketin kurucusu. Burada ezanlara mübarek gün orucuz tutabiliyorsak, burada ezanlara okunuyorsa hep onun sayesinde. Yedi düvelden memleketi kurtardı. Psikolojik olarak iyi bir etkisi olabilir vatandaşımız adına. Arkasında da Aziz Sancar olabilir çünkü önemli bilim adamlarımızdan. 500 liralık banknotun ve 5 liralık madeni parayı artık paranın değeri olmadığı için daha çok paraya ihtiyaç duyuyoruz. Onun elimizde bulunsun diye çıkarıyorlar. Ne kadar kötüye gittiğimizi kanıtlar nitelikte bence. Arkasına kimi koyarlar? Kendisini koyabilir Erdoğan. Mantıklı geliyor bana ya. En azından herkes cebinde taşıyacağını 5 lira. Sen şu an 5 liranın bir değeri de kalmadı. Bu 500'lük banknot içinde ne düşünüyorum? Yani bence mantıklı olur o da. Arka yüzüne de Aziz Sancar koyulmalı bence. Çünkü adam hem bilim adamı. Yani bilimle, ilimle uğraşan adam her zaman değer verilmeli diyorum. Vallahi kral, paramız olmadığından dolayı sıkıntı yok ya. Peki sizce 500 liralık banknotun arkasında kimin resmi olmalı? İmparator Fatih Terim'in olması lazım ya. Hak ediyor yani. Şu anda hani ben şuradan çıksam bir yere gidip alışveriş yapacak olsam cebimde 100 lira parayla çıkıyorum abi. Bir sigara almaya para bitiyor. Ne bileyim, otursam ben burada kız arkadaşımla bir kafede çay içeyim desem çay 5 lira abi. Ben 2 çaya 10 lira vereceğime giderim evimde içerim o çayı, daha iyi yani. Bir kutusunu alırım evimde demler içerim, daha iyi abi. Peki sizce paranın arkasına kimin yüzü basılmalı? Aziz Sancar abi. Aslında ekonomi iyiye gitmediğini, aslında bir nevi de iyi olabileceğini düşünüyorum. Bence bu gidişat pek iyi değil ama olsun. İyi şekilde güzel de gidiyor. Bu güzel gidiyordan kastım bir şekilde gelişmekte olan bir ülkemiz olduğunu düşünüyorum ama geri kalanında bir şekilde de bir şeyleri kaybettiğimiz farkındayım. Gerek milli değerler, gerek de işte savunma konusunda ilerlediğimiz sürece ekonomi şeysinden kaybediyoruz. Ha ilerlemeyelim mi? Tabii ki ilerleyelim ama ekonomi üzerinden sonra ilerleyelim. Hani eski insanların dediği gibi bir şey kendin üretiyorsan artık o senindir. Kendin kullanabiliyorsan o artık senin kullanabildiğin şey. Başkasına muhtaçsan sen özgür değilsin ki. Ha bu 500 liralık konusuna geldiğimiz zaman yani kim basmalı bence? Eski günümüz şeylerinden, bilim insanlarından değil de eski bilim insanları, hem maddi ve manevi bilimi birleştirebilen insanlar olmalı bence. Ha bunlar da işte kimler olabilir? Tasavvufçulardan Mevlana Hazretleri olabilir. Neden olmasın ki? Hatta onun da şöyle bir 500 liranın arkasına şu sözü yazılmalı bence. Kuru dallarda, pardon kahverengi dallarda pembe çiçekler açtığına göre umutsuzluğa hiç gerek yok. Bence Recep Tayyip Erdoğan'ın basılması gerekiyor yani. Adam o kadar ülkeyi geliştirdi yani. O kadar yeraltı tünelleri yaptı. O kadar trenler filan. Üçüncü havalimanı derken. Yani adam bayağı iş yaptı Türkiye'de. 2023'te de bence o seçilmeli. Onun resmi de o paranın arkasına basılmalı yani. Yani ekonomimizi geliştirmeye yönelik elinden geleni yapan bir adam. Şu anda milletimiz, evet ekonomi kötü ama yani gelişecek. 2023'te de doğalgazı çıkaracağız, şey yapacağız. Biraz dayanacağız işte. Hacı, bence arkasına Atatürk değil de Recep Tayyip Erdoğan konulmalı. Çünkü ben İslami bakış açısıyla düşündüğüm zaman bu başörtüsü olsun, İmam Hatipler, ilahiyat vesaire olsun Recep Tayyip Erdoğan konulmalı. Tamam, hataları var mı? Var. Ama hangi kul hatası ki? Ya bence çıkartılması doğru çünkü çok fazla bankamatiğe yük düşüyor. Mesela 200'lük, 100'lük artık bir değeri olmadığı için, onun için çok fazla çekildiği için bankamatikte para kalmıyor. Bu yüzden 500'ün çıkmasını doğru buluyor. Peki çıktığında arkasında sence kimin resmi olmalı? Şenol Güneş.
Şimdi öncelikle olması gerekmiyor. Çünkü 5 liranın da artık 500 liranın da bir alım gücü yok bence. Yani bunun şeklini değiştirmek veya madeni para yapmanın bir yararı olacağını düşünmüyorum. Gereksiz bir şey bence. Sadece madeni paranın maliyetini düşürmek için yapılabilir belki. Onun için olduğunu düşünüyorum yani. Peki sence bu paralar üretildiğinde arkasında kimin resmi basılmalı? Kimsenin resmi basılmamalı. Aynı şekilde Atatürk'ün resmi devam etmeli. Çünkü başka paranın arkasında olmayı hak eden bir isim yok Türkiye'de.